Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Arşegül Smith özetleyecek. Arşegül söz sende. Bugün yine Washington Post'la başlıyoruz. Gazetenin ana sayfasında temel geçim kaynağı madencilik olan Batı Virginia eyaletinin ekonomik kalkınma umutlarını Donald Trump dönemine bağladığıyla ilgili fotoğraflı bir haber göze çarpıyor. Habere göre Amerika'nın en fakir eyaletlerinden biri olan ve halkın büyük çoğunluğu kömür madenlerinde çalışan Batı Virginia, Belki de Trump'ın başkan seçilmesinden ötürü en çok memnuniyet duyan eyalet. Bunun nedeni Trump'ın kömür madenciliğini canlandırma vaatleri. Gazete Batı Batı Virginia madencilerinin Trump'ın eski günleri geri getirebileceğine inandıklarını yazıyor. Geçelim New York Times'a. Gazetenin ana sayfasında bugün Suudi Arabistan'ın Afganistan'da hem Taliban terör örgütünü hem de Afgan hükümetini desteklemesine ilişkin haber geniş yer tutuyor. Habere göre Pakistan'ın müttefiki olan Suudi Arabistan, İslamabad hükümetinin Taliban'ı körüklemesine destek veriyor. Zengin Suudi şehleri isyancılara yıllardır gizlice mali kaynak sağlıyor. Ancak Suudi hükümeti aynı zamanda Amerika'nın Afganistan'da Taliban'a karşı verdiği mücadeleyi de resmi olarak destekliyor. Gazeteye göre Afganistan'da ikili oynaması Suudi Arabistan'ın bölgesel jeopolitik denklemde kendi stratejik çıkarlarını korumasına yardımcı oluyor ancak bir yandan da Amerika'nın 15 yıldır Afganistan'da verdiği mücadeleyi sabote ediyor. New York Times bugün ayrıca Donald Trump'ın Amerikan başkanlarının resmi uçağı olan Air Force One'ın yenisini imal etmesi için sipariş verilen Boeing şirketini maliyetin çok yüksek olması nedeniyle sert bir dille eleştirdiğini bildiriyor. Habere göre Trump Twitter'da attığı mesajda Boeing geleceğin başkanları için yeni Boeing 747 imal ediyor ama maliyetler kontrolden çıkmış fatura 4 milyar dolar siparişi iptal edin yazdı. New York Times, Amerikan firmalarının 1960'lı yıllarda Başkan John F. Kennedy'nin çelik sektörünü karşısına almasından bu yana ilk kez kendileriyle doğrudan yüzleşen bir başkanla karşı karşıya olduklarını bildiriyor. Gazetenin değerlendirmesine göre Başkan Barack Obama da 2008 ekonomik kriziyle Lehman Brothers'ın çöküşünden sonra Wall Street ve mali çevreleri şiddetle eleştirmiş ancak herhangi bir firmayı doğrudan karşısına almamıştı. Bugün aktaracağımız son haber yine New York Times'dan. Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in peçe yasağına ilişkin görüşlerine yer veriyor. Habere göre Merkel, Almanya'nın kadınların yüzünü tamamen kapatan peçelerin yasaklanması gerektiğini ve şeriat kanunlarının herhangi bir uygulamasının Alman hukukunda geçerli olamayacağını söylediğini yazıyor. New York Times, göçmen karşıtı siyasi partilerin Almanya'da yükselişe geçmesinin üzerine Merkel'in batılı değerleri savunmak ve aşırı sağa kaymak arasında denge kurmaya çalıştı yorumunda bulunuyor. Amerikan basından aktaracaklarımız bugünlükte bu kadar. Özlem Söz tekrar sende. Teşekkürler Ayşegül. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.